Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün paylaşacağım kürüm, gözaltınızda morluklar var ise, torbalanmalar var ise, gözaltımızda şişkinlik var ise, onların giderilmesine yardımcı olan kürüm bu. Düzenli kullanımda tabii ki zamanla gözaltımızdaki morluklar gideriliyor. Gözaltındaki torbalar gitmiş oluyor. Aynı zamanda gözaltımızdaki kırışıklıkları ve kas ayaklarını da gideriyor bu maskelerim. Maskelerim diyorum çünkü 3 kür tarifi vereceğim. Çok kolay, çok basit yöntemler bunlar. Hangisini uygularsanız güzel sonuçlar alacağınızdan eminim ben. Şimdi gözaltımızdaki torbalar ve morluklar uykusuzluktan dolayı oluşuyor. Yanlış beslenmeden oluşuyor ve az su tükettiğimiz için oluşuyor. Bunlara da dikkat edersek gözaltımızdaki torbaların ve gözaltımızdaki morlukların zaman geçtikçe, kullandıkça düzenli yok olduğunu siz de göreceksiniz. Hemen birincisini göstermek istiyorum ben şimdi. Önce orta boy patatesimi soydum. Patatesimi dilimler halinde kesiyorum bu şekilde. Yarısını alıyorum. Gözaltımıza uygulayacağımız için ay şeklinde bu şekilde kesiyorum. Patateslerimi ay şeklinde kestikten sonra ben önceden kendime hazırladığım olanı size göstermek istiyorum. Buzdolabı poşetine koyacaksınız. Buzluğa, difrize koyabilirsiniz. Muhafaza edebilirsiniz. Aynen. Şu anda buz şeklinde bu. Önceden koyduğum gördüğünüz gibi. Hemen uygulamayın. Elinizde 10-15 saniye ovaladıktan sonra göz altınıza uygulayın. Çünkü çatlama yapabilir. Direkt buz uygularsanız göz altınızı bu şekilde iki gözünüzün altına bu şekilde yarım saate yakın bekleyebilirsiniz. Yarım saat bekleyemezseniz 15-20 dakikada bekleyebilirsiniz. Her gün uygulayabilirsiniz. Uyumadan önce uygulayabilirsiniz. Yıkamanıza gerek yok. Öyle de kalabilir. Sabaha kadar kalabilir. Sabah yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Birinci yöntemim, en kolay yöntemim buydu. Dilimlediğim patateslerimi tekrar poşetime koyacağım ve buzluğuma atacağım. Şimdi ikinci yönteme geçiyorum ben. Rendeye ihtiyacım var. Kalan patatesimi alıyorum, rendeleyeceğim. Rendelediğim patatesimi tabağıma alacağım, sıkacağım. Elimle sıkmak istiyorum. İsterseniz siz süzgeç kullanabilirsiniz. Benim daha kolay pratiğime geldiği için elimle sıkmak istiyorum. Nişastasını çıkartacağız sıkarak. Patatesimizi sıkarsak nişastasını çıkarmış oluyoruz. Kalan patatesimizi değerlendirmek için göz altına da uygulayabilirsiniz. Koltuk altınıza ovalayabilirsiniz. Koltuk altınızdaki koyu lekeleri de azaltıyor patates. Bir tane de yumurtaya ihtiyacımız var. Hemen kıracağım, akını alacağım. Bir tane yumurta akını. Fazla gelirse yumurta akının ya hepsini değil yarısını da kullanabilirsiniz. Çünkü bu kürümü yeni yapmanız gerekiyor. Patates kararıyor. O yüzden her defasında yeni uygulamanız gerekiyor. Yeni yapmanız gerekiyor. Ben yumurta akının hepsini kullanmayacağım. Yumurtadan yarısını alacağım. Tekrar yumurtayı kullanmak için yine streçleyip buzdolabında muhafaza edebilirsiniz, saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Diğer tekrar uyguladığınızda kullanabilirsiniz. İyice karıştırmamız gerekiyor ki birbirine geçmesi için. İkinci yöntemim de buydu. Aynen göz kenarına ben parmağımla fırça kullanmayacağım bu sefer. Parmağımla göstermek istiyorum sizlere. Göz kenarına, bütün kas ayaklarına, göz kapağının üstüne, göz altına, kenarlarına bütün uygulayabilirsiniz. Söylediğim gibi bütün yüzünüze dahi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde. Gerçekten çok etkili, muhteşem bir yöntem bu. Uygulayın, faydasını göreceksiniz. İkinci yöntemimi de anlattıktan sonra üçüncü yöntemime geçiyorum.
Şimdi üçüncü yöntemimi göstermek istiyorum. Aloe vera jeli kullanacağım bu sefer. Eğer evinizde bitkisi varsa bitkisi de olur. Jelini kullanabilirsiniz. Benim bu kullandığımda doğal, hiçbir katkı maddesi olmayan sadece aloe vera jeli bu. Soran arkadaşlarımız oluyor, nereden bulabiliriz diye. Kolaylıkla aktarlardan bulabilirsiniz. Söylerseniz sizlere verirler. Şimdi 2 tatlı kaşığı aloe vera jeli kullanacağım. 2 tatlı kaşığı. Bozuldu, sıkamıyorum, açacağım, öyle dökeceğim. Hemen bir kaşık daha alıyorum. 2 tatlı kaşığı aloe vera jelimi ilave ediyorum. İkinci malzemem de E vitamini kullanacağım. İsmini soranlar oluyor bana, göstermek istiyorum. Evin eczanelerde kolaylıkla bulabilirsiniz. İsterseniz ampul de olur, kapsül de olur. Ben şimdi birini alıyorum. Hemen kıracağım. Ben kırdım. Elimi kesmemek için peçete kullandım. Bir tane E vitaminimi ilave ediyorum. Evet, hepsini ilave ettim. Bu kürüm aynı zamanda serum oluyor arkadaşlar. Karıştırıyorum serumumu. Serum da diyebiliriz bu kürüme. Daha fazla yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Neden? Çünkü bunu bitene kadar kullanabilirsiniz. Ben küçük bir kozmetik bir kavanoz kullanacağım. İçine koyacağım. Direkt içine de yapabilirdim ama ayrı yaptım, gösterdim sizlere. İçine ilave ediyorum. Yatmadan uygularsanız sabaha kadar göz kenarınızda durabilir. Neden gece sürün, sabah yıkayın diyorum? Çünkü gece cilt kendini yeniliyor. Akşam uygulayıp uyumanız daha iyi oluyor. Gündüz kullanmak isterseniz sabah kullanıp akşama kadar da durabilir. Bir sakıncası yok, bir yan etkisi yok. Uygulayabilirsiniz. Bir hafta gider bu ölçü. İçten dışa doğru uyguluyoruz ki kırışıklıkları da açalım. 1-2 dakikada masaj yaparak uygularsanız daha da etkili olur bütün gözümüze. Gösterim içten dışa doğru nasıl oluyor mesela? Bu şekilde. İçten dışa doğru olacak. Bu şekilde olmayacak arkadaşlar. Yanlış. Yukarıdan başlayacaksınız aşağı doğru. Bugün sizlere 3 yöntem gösterdim. Üçü de çok etkili, çok muhteşem, çok güzel kürler bunlar. Yapın, uygulayın. Yorumlarınızı bekliyorum. En kısa zamanda sizlere dönüş yapıyorum ben. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye bye.